Mustafa muhayyir kelmemezsin ki çok bedel sen bu muhayyir kelmemezsin ki yani tefrikavi sebiye mi cevdü tenebim işte ki tabi mezim bu mevi zevcande zave salu haft mahabu evci seres ve rabu çuhara kare ku de mobilya da tuşkuli o zikare ku derket ku vere male o devlete berdayı kelbedere mobilyayı bir şey kızdı. Ök telefon zıma rahat go Mustafa Seyit ket birindare go birine çüne kızdı. Mıramın çün fakultayı. Ediyorum bak medaya. Neşten evli em çün seri mevi nazına kez. Ben zan bu dedi eve. Ya vakta bütük bu avra l'ardeket avran ki bizanga çavivi kalışı bu. Diyavi bavi vi mesela birayı yuvana kesi naz ne ker. Mubi naz ker. Açım çavaleyin her gava güler de seri ketti bu verket mi dedi ama bu ev seri ev kabu bu. Gava açım bir çavi milti çavini her o akıyarın cimi çüm mu go Mustafa. Tava go ne Mustafa mı go Mustafa. Çar roza da kaste da fakultaydı ama. Etedi derbavi zahmete zevcan değil mi? Heza ve sarı hatma. Bire kayıp hamle bu hatmeyi bu. Sabi be babani dünya. Pır yani insan ki gire dayıp ve da've rabu işi. Pır gire dayıp ve da've rabu. Pişti ki çar rozat edama tıktora mego hayra kovunikarı medağla bükün bedenme emşora dıvın. Hatta Ankara cimeyi E demek ki doktor Zihat'ın evkirin ne kadar mı bedenme, bizim şehide bedenme. Demek Roza Avul şehit kettim, ne de cümer ne de gittim ki şehit kettiye. Zübeyir hatırı ki vazir tebliğ evde bu ne de. İdi pişti ki şehit kettim, ben gittim dedi. Ama cenaze hafali ülkü kettine, dedi ne zi ki sezde hat sefil hatın şehit kirini ve gavi. Mego emecil yani köy ve şehrin. Mekir nekir devlete neştem yani köy ve şehrin. Dime rabu cenaze kubru çüğgün meveşav. Eğer adalet ve velatı hebe. Ey kubeldayı beş yücü bey güne. İmtikazın cezayı kubu kişi. 30 yıldan fazla bir süredir devam eden bir cezasızlık politikası. Artarak devam eden bir cezasızlık politikası var. Biz 28 Mart 2006 olaylarını değerlendirdiğimizde yine karşımızda aynı cezasızlık politikası çıkıyor. 28 Mart'ta Diyarbakır ve diğer birçok Kürt şehirlerinde toplam 14 kişi toplumsal olaylarda yaşamını yitirdi. Bunlarda çocuk da vardı, yaşı 70'in üzerinde yaşlı insanlarımız da vardı. Bu ölüm olaylarına ilişkin hayatını kaybeden insanlardan bir kısmı ateşli silahla hayatını kaybetti, bir kısmı gaz mermisiyle, bir kısmı ise darpla, işkenceyle, fiziki şiddetle hayatını kaybetti. Bu olaylara ilişkin sadece iki dosyada kovuşturma aşamasına geçildi. Enes Ata ve Mahsun Mızrak. Diğer tüm dosyalarda, soruşturmalarda daimi arama kararı verilerek bir nevi sürüncemede bırakıldı. Etkisiz bir soruşturmanın neticesinde dosyalar kovuşturma aşamasına geçirilmeden bırakıldı. Son olarak yerel mahkemenin vermiş olduğu beraat kararına karşı biz istinaf başvurusu yapmıştık. Sanıklar yönünden cezalandırılma talepli. Bu da reddedilince biz şu an dosyayı Yargıtay'a gönderdik. Yargıtay'da da eğer olay bu şekilde cezasızlık amacıyla, cezasızlık niyetiyle yani ezbere bir yöntemle dosya incelenirse biz yine açıkçası umut var değiliz. Yani dosyanın yine bizim aleyhimize neticeleneceğini düşünüyoruz. Böyle bir durumda gideceğimiz Anayasa Mahkemesi ve ondan sonra Türkiye'deki yargı yolları tükendiğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. Çünkü dosyada bahsettiğimiz gibi sanıkların cezalandırılmasını gerektiren her türlü delil mevcuttu. Zaten bu delillere dokunulmadan somut delillerden bile sanıklar mahkum edilebilecekken deliller apaçık bir şekilde
karartıldı. Mahkemece 30 yıldır sürdürülen, özellikle artarak sürdürülen cezasızlık politikası artarak devam etmiştir. Ceza adaletin yerini bulmasına yönelik bir karardır. Suçlunun yaptığı eylemin neticesine katlanmasıdır. Fakat fail yaptığı kişiyi öldürdüğü bir suçla alakalı beraat kararı aldığında daha sonraki süreçte karşılaştığı tüm durumlarda aynı eyleminin aynı neticeyle, yani aynı beraat kararıyla sonuçlanacağını düşünerek kendisini cezalandıracak, adaleti tesis edecek bir mekanizma olmadığını düşünüp tüm potansiyel mağdur adayları üzerinde, mağdur insanlar üzerinde bir tehdit teşkil edecektir. Her ne kadar yerel mahkemeler cezasızlık politikasıyla hareket etse de biz de hukukçular olarak, İnsan Hakları Derneği olarak davanın peşini bırakmayacağız. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde adil bir yargılama yapmamasından kaynaklı Türkiye'yi mahkum edecek bir yargı yolunu sonuna kadar zorlayacağız.